Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Nisan 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, güneş tutulması ve önemli gezegen hareketlerinin olduğu güçlü bir ay Nisan ayı ve 2024 içinde çok belirleyici olabilir. Kişisel olduğu kadar dünya üzerinde toplumsal alanlarda da dikkat çekici gelişmelerle karşılaşabiliriz. Güneş ayın 19'una kadar Koç burcunda olacak, 4. evinizde olacak. Ve Merkür Koç burcunda gerilemeye başlıyor. Bu biraz tabii ki ayın enerjilerini yavaşlatabilir. Koç burcundaki retrolar sizi biraz zorlayabilir. Çünkü tam bir kare açı alıyorsunuz ve 26'sına kadar devam edecek bu retro hareket. Özellikle ev düzeniniz, aileyle ilgili konular, ebeveyn ilişkileriniz ve bu alanlarda biraz gecikmeler, zaman zaman iletişim sorunları olabilir. İşte evde kullandığımız araç gereçlere, iletişim cihazlarına, elektrikli aletlere falan dikkat etmekte fayda var. Arızalar, sıkıntılar olabilir. Retrolarda biliyorsunuz önemli alışverişleri çok önermiyoruz. Ne yapıyoruz? Biraz düzenliyoruz. Belki evde uzun süredir uğraşamadığınız, zaman ayıramadığınız işlerle bu dönemde uğraşırsınız. İşte kontrolleri yapılması gereken, tamiratları yapılması gereken ev araçlarınız olabilir. Onlarla ilgilenebilirsiniz. Özellikle evde çalışanlar için biraz işler karışık olabilir. Zaman zaman sıkıntılar, iletişim sorunları, gecikmeler olabilir örneğin. Venüs ayın 5'inden sonra yine Koç burcuna geçecek. Bu yine ailevi ilişkilerde zaman zaman destek olabilir size, yardımcı olabilir. Evde daha fazla aileyle bir arada olmanız, aileyle toplantılar yapmanız, ailevi konularla ilgilenmeniz mümkün görünüyor. Ailede belki çözülmesi gereken önemli bir işiniz de olabilir ki tam bu alanda 8 Nisan'da 19 derece Koç burcunda tam güneş tutulması yaşayacağız. Kadersel bir etki çalışıyor. Aslında Koç terazi tutulmaları geçtiğimiz Nisan ayından bu yana başladı ve sizin yaşamınızda ev, aile, yuva, kariyer alanında da tesirler getiriyor, dönüşümler getiriyor. İşte bu tutulmada böyle bir aşama. Geçtiğimiz Ekim'den bu yana devam eden konular olabilir veya geçtiğimiz Nisan ayından bu yana devam eden konular olabilir. Daha uzun vadede 2014 yılıyla bile bağlantılı olabilir. Şimdi bu konular şöyle bir gündeme gelirken belki de bir tamamlanma aşamasına gelecek. Artık daha radikal hayatınızda değişimler olacak. Yer değişimleri, taşınmalar, emlak almak, satmak, belki aileye ait bir gayrimenkulün işte kentsel dönüşüm gibi bir konunuz, ebeveynlerle ilgili konular, onların sağlıkları, bakımları ve benzeri konular olabilir. Evet, bazıları için bazı kayıplar olabilir. Yani tutulmadır bu, önemlidir özellikle ailevi alanda. Evlilik, ayrılık, boşanma gibi nedenlerle işte yuva kurma, yer değiştirme, düzen kurma gibi konular olabilir. Ebeveynlik gibi bir konu olabilir. Yani bunlar hayatın önemli temalarıdır gördüğünüz gibi. Köşe noktalarıdır. Yani aile, yuva, kariyer konuları. Sizin için de önemli bir tutulma bu. Sevgili oğlaklar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 19 derece ve yakınlarındaysa tutulmadan çok daha güçlü, önemli etkiler alabilirsiniz. Tutulmanın yöneticisi Mars, Satürn'le birleşiyor balık burcunda. Bu zor bir kavuşum. 2 yılda bir yaşadığımız, ikisi de manefik gezegen, yani zorlayıcı gezegen. Sizin 3. evinizde meydana gelecek ki Satürn yönetici gezegeniniz aynı zamanda. Mars-Satürn kavuşumu özellikle yakınlarla ilgili, ailede, işte kardeşlerle ilişkili alanlarda biraz sizi zorlayabilir, baskı yaratabilir veya yaşadığınız mekanlar işte komşu ilişkileri gibi çevre ilişkileri alanında kısıtlamalar ya da mücadeleler söz konusu olabilir. Bu alanlarda daha dikkatli, temkinli hareket etmeniz gerekiyor. Eğitim gibi bir konuda ya da bir seyahat planınızda gecikme olabilir, erteleme olabilir ya da burada bir sorunla karşılaşabilirsiniz. İşte kardeşle ilgili bir konuda bir anlaşmazlık ya da bir sorumluluk almanız gerekebilir ya da onun hayatında bir zorluk gündeme gelebilir. Özellikle işte 10 Nisan, 11 Nisan'da bu tam kavuşum olacak. Tutulmayla da beraber çalışıyor zaten. Ayın geneline yayılan bir tesir olarak karşınıza çıkabilir. 19 Nisan'da Güneş Boğa burcunda parlamaya başlıyor. Güneşin 5. evinize geçmesi, keyif alanınıza geçmesi biraz daha hayata umutlu, daha neşeli bakmanızı sağlayabilir. 21 Nisan'da Jüpiter Uranüs kavuşumu da burada olacak ki çok güzel bir kavuşum. Az rastlanır, yine önemli bir kavuşum.
Jüpiter büyük şans, Uranüs sürprizler anlamına geliyor. Size de olumlu bir açıda, Boğa burcunda, toprak elementinde olduğu için maddi anlamda fırsatlarınız var aslında, kazançlarla ilgili. Hatta beklediğinizden daha büyük sürpriz gelirler elde edebilirsiniz. Çocuklardan yana mutluluk gelebilir. İşte özellikle hamilelik gibi, doğum gibi böyle bir beklentiniz varsa bu kavuşum size güçlü destekler getirebilir. Çocuklarınızın hayatında sevinebileceğiniz güzel gelişmeler olabilir. Mutluluk verici gelişmeler söz konusu olabilir. Çok fazla risk almayın. Tabii ki aynı zamanda risk alanıdır 5. ev. Yani fazla kazanma hırsı verebilir size. Özellikle yatırımlarda, riskli piyasalarda temkinli olun. Ancak doğru adımlar çok güzel kazançlar da getirebilir. Böyle sürprizlere de hazır olmakta fayda var. Ve 24 Nisan'da Akrep Burcu'nun 4 derecesine Dolunay meydana gelecek. 11. evinizdeki Dolunay sosyal hayatınıza, arkadaşlıklarınıza, gelecekle ilgili bazı hedeflerinize dikkat çekiyor. Dolunayla biraz daha kendi içinde tamamlanma, bitiş, bir farkındalık ve bir dönüşüm etkisi taşır. Bazı arkadaşlıklarınızı gözden geçirebilir, belki tamamlayabilirsiniz. Bu ait olduğunuz bazı gruplardan ayrılmanız, belki bir ekip çalışmasını bitirmeniz, bir kulüp, dernek, vakıf üyeliğini bitirmeniz ya da bu alanlarda bazı önemli kararlar vermeniz anlamına da gelebilir. Tutulma döneminde arkadaşlarınızla ilgili dikkat çekici gelişmeler de olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda Boğa, Aslan, Akrep ya da Kovaların 4 derecesi ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa Dolunay'ın tesirleri sizin için çok daha güçlü olabilir sevgili Oğlaklar. 26'sından itibaren Merkür düzelecek. Bu da aile içerisinde ebeveynlerle ilgili konular, evde yapılan işlerde artık engellerin kalkacağını, daha rahat ilerleyebileceğinizi gösteriyor. Bir şeyleri almak, satmak, kiralamak, anlaşmak, sözleşme yapmak ve benzeri alanlarda da, alışverişlerde de daha rahat hareket edebilirsiniz sevgili Oğlaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta ay diliyorum. Hoşça kalın.